Eğitim Masası sayesinde hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte belgesel serimizin 9. videosunu çekeceğiz. Bu videomuzda dostlar 10 tane yeni teknoloji trendinden bahsedeceğim. 2023 yılından sonrası için yapılan bu trendler 10 taneyi belirlemişler. Bunlardan kısa kısa size bahsedeceğim dostlarım. Videoya geçmeden önce belgesel videolarımızın gelişmesi ve herkese ulaşması için beğeni, yorum ve abonelik sizden rica ediyorum. Özellikle de beğeni bu tarz içerikleri arayan arkadaşlarımızın karşısına çıkması için bizi yönlendiriyor. Bu önemli bir nokta. Videoyu beğenmeyi unutmayalım ve abone olmayı da. 10 yeni teknolojinin ilki yapay zeka. Yapay zeka son 10 yılda oldukça yol kat etti. Yine de nasıl yaşadığımız ve çalıştığımız gibi davranışlarımız üzerindeki önemli etkileri hala başlangıç aşamasında olduğundan gelişen teknolojilerden biri olmaya devam ediyor. Günümüzde görüntü ve konuşma tanıma, araç paylaşım uygulamaları, mobil kişisel asistanlar, navigasyon uygulamaları ve diğer çeşitli uygulamalardaki varlığı da tanınmaktadır. Bunun yanı sıra yapay zeka, daha önce tespit edilmemiş bağlantıların keşfetmek için etkileşimleri araştırmak, kaynakları ve tüketiciler arasındaki dinamik kalıpları belirlemek için gerçek zamanlı olarak kullanılabilmektedir. Yapay zekanın bir alt kümesi olan makine öğrenimi, çok çeşitli endüstrilerde kullanılmakta ve bu da kalifiye işçi alanında bir artışa neden olmaktadır. 2. 5G ve gelişmiş bağıntı. Daha hızlı ve daha kararlı internet demek web sayfalarına daha hızlı yüklenmesi ve YouTube'e videolarının yüklenmesini beklemek için daha az zaman harcamaktan daha fazlasını ifade eder. 3G'den itibaren mobil bağlantılarda her gelişme yeni internet kullanım şekillerini ortaya çıkardı. Band genişlikleri arttıkça 3G mobil cihazlarda çevrim içi erişimi ve veriye dayalı hizmetleri etkinleştirdi. 4G video ve müzik platformlarının artmasını sağladı. 5G de aynı şekilde mümkün olduğunca yeni gelişmeleri destekleyecektir. 5G arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik dahil olmak üzere en son teknolojiyi kullanan ağları ifade eder. Özetle 5G ve diğer gelişmiş yüksek hızlı ağlar tartıştığımız diğer tüm trendlere her yerden her zaman erişilmesine izin verecektir. Etki bileşim. Etki bileşim düşük gecikme süresi ve yüksek hızlı veri işleme sağlayan yeni bir teknolojidir. Hesaplamaların veri depolama sistemlerine daha yakın yapılmasını sağlayarak uygulama performansını arttırıyor. Teknoloji, bulutta daha az işlem çalışmayı ve bunları kullanıcının bilgisayarı ve uç sunucu gibi yerlere aktarmasını da hedefliyor. Veri ve hesaplama arasındaki boşluğu kapatmak, sunucu ve istemci arasındaki uzun mesafeli iletişimi ortadan kaldırarak işlem hızının artmasına da neden oluyor. Bu nedenle uç bilgi işlem, merkezi konumu minimum erişimle uzak alanlarda depolanan zamana duyarlı verileri işlemek için kullanılır. Bulut bilişim ve LOT uygulamaları da bu teknolojiden faydalanmaktadır. 4. Davranışların interneti. Nesnelerin internetini duymuşsunuzdur. LOT'un da davranışların internetini de kapsadığını bilirsiniz. Nesnelerin interneti davranışı etkilemek için veri ve öngörüleri kullanmakla ilgilenir. LOT cihazları davranış interneti paradigmaları için devasa veri tabanları sunar. İşletmeler müşteri davranışlarını takip edebilecek ve LOT yardımıyla kendi kanallarından faydalanmak için LOBVIEW kullanacaklardır. Örneğin bir sağlık izleme uygulaması, fiziksel aktivite rutininiz, diyetiniz, uykunuz ve diğer alışkanlıklarınız hakkında bilgi toplayabilir. Bu bilgi kişileştirilmiş sağlık planları oluşturmak gibi daha fazla davranışsal iyileştirme için kullanılabilir. 5. Kuantum hesaplama. Kuantum hesaplama ve kuantum bilişim bir sonraki dikkate değer teknoloji trendidir. Kaynaktan bağımsız olarak verileri anında sorgulama, izleme, yorumlama ve bunlara göre hareket etme yeteneği nedeniyle bu inanılmaz teknoloji trendi koronavirüsün yayılmasını önlemeyi ve potansiyel aşılar geliştirmek için de kullanılıyor. Kuantum hesaplama artık bankacılık ve finansta kredi riski izlemek, yüksek frekanslı ticaret yapmak ve dolandırıcılığı tespit etmek için de kullanılıyor. Kuantum bilgisayarlar geleneksel bilgisayarlardan çok çok daha hızlıdır. 6. Blockchain. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri bir bütün olarak blockchain teknolojisinin sadece bir parçasıdır. Kripto para birimleri dışında sağlık, tedarik zinciri ve lojistik, reklamcılık gibi alanlarda da faaliyet gösterir. Küresel bir bilgisayar ağı aracılığıyla herhangi bir işlemi takip eden merkezi olmayan bir dijital defterdir. Çeşitli işletmeler üst düzey iş stratejileri oluşturmak için blockchain platformları arıyor ve bu da
blockchain teknolojisinin pazarının daha da genişlemesine yardımcı oluyor. Blockchain'in koruma ve şeffaflık miktarı popülaritesinden muazzam artış göstererek birincil açıklamasını yapabiliyor. 7. Siber güvenlik. Siber güvenlik son teknoloji gibi görünmesi de en az diğer teknolojiler kadar hızlı ilerliyor. Bu durum kısmen yeni tehditlerin ortaya çıkmasının sürekliliğinden kaynaklanıyor. Verilere yetkisiz erişim elde etmeye çalışan kötü niyetli bilgisayar korsanları hemen pes etmeyecekler ve en katı koruma önlemlerinden bile kaçınmanın yollarını bulmaya devam edecekler. Siber güvenlik bilgisayar korsanlarına karşı bizlere koruma sağlamaya devam edeceğinden siber güvenlik popüler bir teknoloji olmaya devam edecektir. 8. İnsan geliştirme. İnsan geliştirme, insan yeteneklerini öğretkenliğini iyileştirmeyi amaçlayan, yenilikleri kapsayan geniş bir terimdir. Protezler, ağrı lensler ve insanlara aşılanan RFID etiketleri gibi fiziksel güçlendirme, insan geliştirme alanının bir parçasıdır. Bu, insanın kavramı, algı ve eylem yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Uygulama ve çalıştırma teknolojisi, bilgi füzyonu ve yapay zeka ile gerçekleşti. 9. Dağıtılmış bulut. Dağıtılmış bulut teknolojisi, bulut bileşimini yeni ve zirvelere taşımaya hazır gibi görünüyor. Merkezi bir çözüm sunmak yerine ayrı bulut konumlarında hizmet ihtiyaçlarının ayrı ayrı karşılanmasına yardımcı olmasına odaklanıyor. Bu arada şirketler gecikmeyi azaltarak, veri kaybı riskini azaltarak ve maliyetleri düşürerek şüphesiz bu teknolojik eğilimden faydalanmaya devam edecek. Yapay zeka, nesnelerin interneti ve gerçek zamanlı olarak büyük miktarda verinin işlenmesini içeren diğer teknolojiler dağıtılmış bulut teknolojisinden faydalanacak. 10. Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik. Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik son yıllarda popülaritesini patlayan bir düzeye getiren, önümüzdeki yıllarda da böyle devam etmesi beklenen iki popüler teknoloji trendidir. Sanal gerçeklik, bilgisayar teknolojilerini kullanarak fiziksel dünyanın gerçekçi bir ortamını yaratmakla ilgilenirken, arttırılmış gerçeklik bilgisayar tarafından oluşturulan öğeleri kullanarak ortamı geliştirmekle ilgilenir. Oyun, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Örneğin, EdTech platformları öğrencilerin öğrenme deneyimlerini iyileştirmek için arttırılmış gerçekliği ve sanal gerçekliği giderek daha da fazla tercih ediyor. Genel olarak baktığımızda ise dostlar, 10 trend şu anda da günümüzde kullanılan ama geliştirilmesi de planlanan trendlerin arasında. Başlangıçları yapıldı, 2023 yılında belli bir seviyeye kadar geldiler ve 2030'lu yıllara kadar da belli bir seviyeden daha üst seviyelere de gelecekler dostlarım. Bu 10 trend bizim hayatımızda tercihlerimiz konusunda, yapacağımız işler konusunda bizi yönlendirebilecek. Bu videoda size kısa da olsa bunlardan bahsetmek istedim. Eğer yorumlarda belirtirseniz detaylı bir şekilde hepsini tek tek de sizlere video çekebilirim. Böyle kısa bilgilendirme videosuydu bu. Videomuzun sizler gibi bilgisayar ve teknoloji ile ilgilenen insanlara aktarılması için beğenileriniz çok önemli dostlarım. Abone de olursanız daha fazla insanın abone olma şansı artar ve eğitim masası ailesinin büyümesine de sebep olursunuz. Bir dahaki video gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.